Cümleten selamun aleyküm. Bugünkü videomuzun konusu yoğun ateş kipi ve yoğun ateş kipindeki Sovyet Obje 140 şasisi üzerine dörtlü 23 mm Sovyet tam otomatik uçak savar topu monte edilmiş Prut denen tankımızla yaptığımız bir maç. Bu arada sesler gittiği için geri sardım. Kusura bakmayın. Şimdi oyunumuzu anlatacağız. Burada şöyle bir olay var. Saniye başına hasar diyor. Saniye başına hasar 427. 180 mm delim gücü 750 metre bölü saniye. Tabi hepsini tutturursanız saniye başına, o bir saniye içerisinde 427 hasar verebiliyorsunuz. Atış yaptıktan sonra yine nişangahlar büyüyor. Hani atışı yaptıkça böyle yavaş yavaş büyüyen bir nişangah var zaten, göreceksiniz birazdan. Burada tek üs olduğu için ben üste yakın oynamayı tercih ediyorum. Bunda da kapatılmıyor tek üs olayı. Buralar daha ilk maçımdı bu ayrıca. Mükemmel bir ses ya. Mükemmel bir ses. Evet. Altılı roket atan Betjet 155-58 Arti'nin roketli versiyonu. O Jagdpanzer, daha doğrusu Stuk E100 diyelim. Stuk E100 yardırıyor. Burada görüyorsunuz nasıl dağıldığını mermilerin. Böyle darbeli atış yapmanız lazım. Tırt tırt. Evet. Tetiğe çek bırak, çek bırak, çek bırak, çek bırak. Aslında öyle atış yapmamız lazım ama şarjörde 200 tane mermiyi görünce, namlu başına 50 mermi, İnsan bir şey yapıyor. Bakın. Yani böyle darbeli atmak daha mantıklı uzak mesafede yani. Adamın dibindeyseniz yumulun. Burada bir Prut daha var, düşman Prut'u. Taretleri daha zayıf bu arada bu şeyler. Bu modda, bu kipte tankların taretleri daha zayıf. Burada ben taradım, bir de Stuga'ya 100 taradı. Bir şeyler oldu. 4'e 0 öndeyiz. Bu bir nevi kipi tanıtım gibi bir şey yani. Bu arada uf, çok güzel ses ya. Evet, Arti'den bir tane Lux diye yedik 200'ü paretimizin tepesine. Delim gücü 180 mm demiştik. Yani o kadar mermi atıyorsunuz, delen oluyor, seken daha çok oluyor tabi. Burada yüklemeye geçiyorum, solda da flak mouse var. Çift namlulu 88'lik çift namlulu flak mouse. Burada arkası turuncu adamın, yani delebilir delmeyebilir. 617 vurduk toplamda, 149 vurduk ikinci salvada. Şimdi top, yani daha doğrusu makineli tüfeklerimizi diyelim, yüklemeye koyuluyoruz. Evet, tekrar doldu. Hiçbir şey denmedi. Yani bunlar bir ilk maçım olduğu için deneme yapıyorum yani. Turuncu gözükünce nasıl? Evet, mouse'un taret görüyorsunuz yemyeşil. Şu mükemmel bir şey olacak. Beam 618. Of, mükemmel, insan içinin yağları eriyor. Böyle bir oyun kipi geldi. Girip oynamanızı tavsiye ederim. Ayrıca hani tahvil ödülü var. Ben zaten hani tahvil ödülü için oynadım açıkçası. O tahvilleri alana kadar da böyle keyifli gördüğüm bir maç oldu. Size paylaşmak istedim. Acemiliğim de bu maçta, daha doğrusu yani ilk bu kipteki oyunum.
acemiliyim de. Bu ama galiba da en hoş maçlardan biri buydu diye hatırlıyorum. Evet, Black Mouse. 700 artı 627. Baksanıza 4 namlu ne kadar yakışıklı duruyor. Şöyle bakalım. Mükemmel. Evet. Şimdi savaş sonuçlarını göstereyim. Savaş sonuçları biraz garip. Hiçbir getirisi yok. Sıfır para, sıfır deneyim. Burada bu gelişim çubuğunu gördüğünüz gibi zaten ilk maçım, ilk de zaferim bu. Dün zaten 11'de açıldı. Buradan da görebilirsiniz. 11'i 4 geçe girmişim. Şu isabet sayılarına bakın. Sanki Panzer 1C ile oynadınız. Ve Panzer 1C de buna yetişemez yani. 170 atış, 255, 112, 73, 139, 43. Gerçekten mükemmel. Evet. Burada baktığımız zaman hasarda birinciyiz. Deneyim yazmamış hani zaten deneyim kazanmadığı için. Mevzu herhalde hasara baktı. Bilmiyorum. Atış sayımız 1740 adet 23 milimetre mühimmat harcamışız. 1330'u isabet etmiş. 792 sadece delebilmiş. 300 metreden daha uzak mesafede de 744 vurabilmişiz. 59 isabet almışız. 18'i delmiş. 40'ı delmemiş. Sıçrama sonucu bu artilerin attıkları. 2,5 kilometreye yakında bir yol kat etmişiz. Evet. Yani pek de gösterilecek bir şey yok. Gördüğünüz gibi hani. Bir şey getirisi yok. Tek getirisi sanırım 2 zafer alınca 100 tahvil veriyor. Sonra 2 zafer alınca ilk 12'ye girip 2 zafer alınca yine 100 tahvil veriyor. Sonra da en son sanırım 5 maç yaptığınızda zafer aldığınızda o zaman da 200 tahvil veriyor. Yani toplamda 400 tahvil veriyor. Oynayın, keyif almaya bakın. Beğenirseniz de oynamaya devam edin. Güzel bir kip. Ama sanırım bugün son günü, birkaç gün sonra tekrar gelecek. Bilginiz olsun. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.